Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2021 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Gönül Dünyamız ve Zahire Aksedişi başlıklı yazısını sunacağız. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri sohbetlerinde hikmetine binaen şu kıssayı anlatırlardı. Meşhur adaletiyle tarihe geçmiş olan Nuşirevan adlı hükümdar bir gün avdayken beraberindeki arkadaşlarından ayrıldı ve yolu bir nar bahçesine rastladı. Oradaki bir delikanlıya "Bana bir nar verir misin?" dedi. Delikanlı da ikram etti. Nar bol sulu ve çok lezzetliydi. Hükümdar adeta mest oldu. İçinden, "Böylesine lezzetli meyvesi olan bu bahçe mutlaka benim olmalı. Ben ne yapıp edip burayı almalıyım?" diye düşündü. Ardından bir nar daha istedi. Fakat bu defa aldığı nar kupkuru ve zehir gibi ekşi çıktı. Bunun sebebini sorunca o firaset sahibi delikanlı tebessüm etti ve "Sultanım, herhalde gönlünüz haksızlığa meyletti. Güç ve kudretinizle bu bahçeyi benden almayı düşünmüş olmalısınız." dedi. Bunun üzerine Nuşirevan bahçeyi cebren alma düşüncesinden vazgeçip içindeki kötü niyetten pişman oldu. Tevbe etti. Sonra bir başka nar daha isteyince birinciden çok daha sulu ve tatlı bir nar geldi. Hayretler içinde kalan sultan nardaki bu lezzetin hikmetini sordu. Delikanlı bu sefer "Herhalde o menfi düşüncenizden tevbe ettiniz." dedi. Rivayete göre Nuşirevan bu ve benzeri hadiseler neticesinde intibaha geldi. İçindeki yanlış niyetleri bertaraf ederek zulüm ve haksızlıklardan bütünüyle sıyrıldı. Hakka, hukuka titizlikle riayet etti. Böylece ismi adaletle baki kaldı. Nuşirevan, haklarını fazlasıyla verip bütün halkıyla helalleşti. Vefat ettiğinde ise tabutuyla memleketin her tarafında dolaştırıldı. Bu esnada bir münadi şöyle sesleniyordu. "Kimin bizde hakkı varsa gelsin alsın. Üzerinde bir dirhem bile hakkı olan hiç kimse bulunamadı." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. "Şunu iyi bilin ki, İnsan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir." Kalp, niyet, inanç ve duyguların merkezidir. Kalbin menfi duygularla kirlenmesi halinde, kıssada olduğu gibi kişinin maddi ve manevi nasiplerinde de bir daralma meydana gelir. Hassasiyetini henüz kaybetmemiş kalpler, manevi nasiplerdeki bu değişimleri fark eder ve bunu bir ikaz ve ihtar olarak telakki ederler. Derhal kendilerine çeki düzen verirler. Nitekim Fuday bin İyaz, Kuddisallahu sirruh buyurur. "Ben Allah'a karşı bir suç işlediğimde bunu merkebimin huyunun ve yardımcımın ahlakının değişmesinden anlarım." Bu hakikate bir başka misal şudur. Hazreti Süleyman'ın bir zellesi olmuştu. Bunun üzerine derhal hükümdarlığı hakkında bir imtihana tabi tutuldu. Cenab-ı Hak buyurur. "Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset halinde bırakıverdik. Sonra o yine eski haline döndü." Devrimizde depremlerden hastalıklara kadar insan ve toplulukların başına gelen her türlü hadiseyi fizik kanunlarının neticesinden ibaret görerek ilahi iradenin hadisattaki hikmetini nazardan kaçıran gafilane bir anlayış yayılmıştır. Halbuki Cenab-ı Hak asla abes yaratmaz, hiçbir zaman hikmetsiz, tesadüfi bir iş yapmaz. Onun her fiilinde görebilenler için sonsuz hikmet ve ibretler vardır. Görebilenler bir yaprakta divanlar kadar ibreti temaşa eder ve okurlar. Gafillerse bütün alemi
boş gözlerle seyrederler. Çünkü gaflet, zulüm, kibir, nankörlük ve benzeri kalp hastalıkları artarak bütün kalbi kaplarsa artık kul bütün gönül hassasiyetini kaybeder. Böyle bir gönül mühürlü, ölü bir kalp haline döner. Kıssadaki narın acılaşması gibi nice ikaz edici hadiseyle karşılaşsa da farkına dahi varamaz. Nadan, alık ve abus bir şekilde gaflet içinde hayatını sürdürür. Sonu felaket olur. Kıssada kalbi duygular düzelince nar da lezzetli hale geldi. Demek ki ilahi ikramların ziyadeleşmesi için niyetleri tasfiye etmek gereklidir. Menfi duygulardan tevbe etmek, kalbi tasfiye etmek lazımdır. Nefsani hoyratlıklardan kurtularak kalbi ve ruhani istidatları inkişafa gayret etmelidir. Şükrettikçe nimet artar. Takva nispetinde Cenab-ı Hakk'ın yardımları tecelli eder. Siyer-i Nebi'de temaşa ederiz ki, Bedir'de büyük bir samimiyet ve Hakk'a iltica sayesinde büyük bir zafer nasip olmuş, melekler imdada yetişmiştir. Uhud'da ise Fahri Kainat Efendimizin emrine küçük bir muhalefet ve dünya metaı olan ganimetlere bazı kimselerin hafif bir meyli, ilahi yardımın kesilmesine ve müminlerin ikaz edici bir sarsıntı geçirmelerine sebebiyet vermiştir. Huneyn'de bazı gönüllerde meydana gelen "Bugün çok kalabalığız, bizi kimse yenemez" şeklindeki düşünce yine bir pusuya düşme ve dağılma imtihanıyla karşılaşılmasına sebep olmuştur. Tarihimizden ibretli bir misal de şudur. Sultan Alparslan 1071'de Malazgirt'te Bizans kumandanı Roman Diyojen'in Müslümanları Anadolu'dan kovmak isteyen devasa ordusuyla harp edecekti. Bir cuma vakti kefen misali beyaz elbiselere büründü. Kabre hazırlandı. Büyük bir tevazuyla, "Bugün kumandan asker yok, ben de sizin gibi neferim," dedi. Hiçliğe büründü. Askerleri de kendisiyle beraber aynı maneviyat dolu ruhla düşmana hücum ettiler ve kendilerinden kat kat fazla olan Bizans ordusunu Allah'ın izniyle bertaraf ettiler. 1072'de ise Alparslan Hana Kalesi'ni zapt etti. Burada Gulat-ı Şia'dan basit bir kale muhafızı yanına sokulup Alparslan'ı hançerledi ve sultan birkaç gün içinde şehiden vefat etti. Alparslan son demlerinde bu hadisenin manevi tarafını bizzat şöyle itiraf etti. "Her ne zaman düşman üzerine azmetsem Allah Teala'ya sığınır, ondan yardım isterdim. Dünse bir tepe üzerine çıktığımda askerimin çokluğundan ve ordumun büyüklüğünden sanki ayağımın altındaki dağ titriyor gibi geldi. Kalbimden bir an için ben dünyanın hükümdarıyım, bana kim galip gelebilir diye gafilane bir düşünce geçti. İşte bu düşünceden dolayı Cenab-ı Hak beni karşımdaki en aciz bir kuluyla cezalandırdı. Bir anlık enaniyetin bedelini ödüyorum. Şu son demde kalbimden geçen o hatadan ve daha önce işlemiş olduğum bütün kusurlarımdan dolayı Allah Teala'dan af diliyor, tevbe ediyorum." Cenab-ı Hak buyuruyor, "Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazuyla yürürler." Yani onlar arz-ı endam içinde değil, arz-ı hal içinde yaşarlar. Nefsin şerrinden, enaniyetten ve şöhretten kendilerini koruma gayretinde olurlar. Abdi aciz olduklarının idraki içerisinde kendilerini istikametlendirirler. Dolayısıyla bir mümin daima gönül pusulasının ibresini kontrol etmeli, hadisatın akışından mesuliyet hissetmelidir. Kirli bir bardağa, güzel bir menba suyu hatta Zemzem konusa dahi o kirli kap, o suyun bütün nefasetini ve güzelliğini berbat eder.
kalp de aynı şekilde masivadan, yani Allah'tan uzaklaştırıcı her şeyden temizlenmelidir. Ta ki kul böylece kemale ersin de ibadet, muamelat ve muaşerette yüreğinden ruhaniyet ve rahmet taşırsın. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Bu ayeti kerime nazil olunca sahabe efendilerimiz gayri iradi olarak kalplerinden geçenlerden de mesul tutulacaklarını zannederek "Ya Resulallah, bu ayete nasıl dayanacağız?" dediler. Hazreti Peygamber cevaben şöyle buyurdular. "Ne o? Yoksa ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi işittik ama isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Siz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizleri bağışlamanı isteriz. Dönüş sanadır." demelisiniz. Bir müddet sonra aşağıdaki ayeti kerime nazil olarak kapalı olan mana şöylece izaha kavuştu. Allah kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Anlaşılmaktadır ki iradi ve kalıcı olarak kalpte tutulan menfi duyguların muahezesi olacaktır. Zaten her küp içindekini sızdırır hakikatinin tezahürü icabı, kalbinde nefsani duygular ve çirkin hisler besleyenlerin söz ve davranışlarına da o çirkinlikler akseder. Bu sebeple kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesi zaruridir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Ancak ve ancak temizlendikten sonra o kalpte Cenab-ı Hakk'a ait cemali sıfatlar tecelli eder. Diğer taraftansa kirli bir kalpte Cenab-ı Hakk'ın cemali vasıfları tecelli etmez. Nitekim bir yaranın cerahati temizlenmeden ona merhem sürülmez. Sürülse de fayda vermez. Bu sebeple kalbin tasfiye edilerek niyetlerin tashih edilmesi amellerden daha mühim görülmüştür. Hatta bir rivayette müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurulmaktadır. Bunu teyiden Kadı İyaz anlatır. Horasan Sultanı ve kahramanlarından Amr bin Leys öldükten sonra onu salih bir zat rüyada gördü ve aralarında şu konuşma geçti. "Allah sana ne muamelede bulundu?" "Allah beni affetti." "Allah seni ne sebeple affetti? Hayatında nasıl bir amel işledin ki affa mazhar oldun?" Bunun üzerine Amr bin Leys şöyle cevap verdi. "Günlerden bir gün yüksek bir tepeye çıkmıştım. Oradan askerlerime baktım. Onların çokluğunu ve ihtişamını seyredince, keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vaki olan gazvelere ordunla beraber iştirak edip de onun uğrunda fedayı can eyleyen bahtiyarlardan olabilseydim" diye hislendim. İşte bu niyet ve iştiyakımdaki ihlas sebebiyle Yüce Allah bana rahmetiyle muamele ederek günahlarımı bağışladı ve beni sonsuz nimetleriyle mükafatlandırdı. Şu hadisi şerifte halis niyetlerin faydasını ve kötü niyetleri düzeltmenin lüzumunu ifade sadedinde çok mühimdir. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların İyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de imkan bulup yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak
o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Mümin zahirini de, batınını da, niyetini de, amelini de Allah'ın rızasına muvafık hale getirmeli ve istikamet içinde yaşamalıdır. Ayet-i kerimede buyrulur: Emrolunduğun gibi mustakim ol, dost doğru ol. İstikametin ölçüsü her an kalpte, dilde ve fiillerde rızayı ilahiyi gözetmektir. Mevlana Hazretleri edebi temsil ve tasvirlerle tezyin ederek şöyle anlatır. Süleyman aleyhisselam bir gün havada seyran halindeydi. Kuşlar havada kanat çırpmışlar, güneş Hazreti Süleyman'a vurmasın diye bir kubbe kurmuşlardı. Hem taht uçuyordu hem kubbe. Bir an için o nimetin şanına layık olmayan bir düşünce Süleyman aleyhisselamın gönlünden geçti. Hemen başındaki tacı eğrildi, Hazret tacını doğrulttukça taç yine eğrilmede, yine yan yatmadaydı. Hazreti Süleyman, ''Ey taç'' dedi, ''Doğru dursana.'' Taç dile geldi, ''Ey Süleyman'' dedi, ''Sen doğrul ki ben de senin doğru başında doğru durabileyim.'' Süleyman aleyhisselam hemen secdeye kapandı. Rabbimiz nefsimize zulmettik diye tevbe etti. Başında eğri duran taç kendiliğinden doğruldu, düz durdu. Süleyman aleyhisselam denemek için tacı eğritse dahi taç doğruluyordu. Hazreti Mevlana bu kıssayı bir temsil olarak müminin hayatına şöyle tatbik eder. Azizim, senin tacın zevkindir, vecdindir ve gönül dergahındır. Senden zevk gitti mi, dondun, buz kestin ve tacın eğrildi demektir artık. Demek ki bir mümin işlediği ibadetlerden manevi lezzet alamaz hale gelirse, derhal gönül dünyasını murakabeden geçirmeli ve eğriliği düzeltmelidir. Feyiz ve ruhaniyet hasıl edecek gayretler, billur şişeler imal etmek gibi hassas bir iştir. Bu hassas işin yanında kaba saba bir işe benzeyen nefsaniyet de faaliyetine devam ederse elbette o şişeler kırılır, o maneviyat ziyan olur, o ruhaniyet kaybolup gider. Hazreti Mevlana edebi bir şekilde anlatır. Kulluk dükkanında ibadet, zevk ve şevk şişelerini hazırlayan bir kişiyle heva ve heves bezlerini çırpıp döven, yıkayıp temizleyen bir nadan bir arada olursa, şişeci 10 gün uğraşıp bu dükkanda kulluk şişelerini yapar, bez çırpıcı bir ayak vurur, bir tekme atar, dükkan yerinden oynar ve bütün şişeler kırılır gider. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur: Amelleriniz boşa gider de farkında olmazsınız. İbadet şevki nereye gitti, zevk ve huzur nereye kaçtı diye arar durursun. Sen tacı ne kadar düzeltsen düzelmez. O sana, sen kendini düzelt, ben de düzeleyim der. Çünkü ayeti kerimede buyrulmuştur. Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez. Evlatlarının salih olmasını isteyen anne babaların da önce kendileri salih anne ve salih babalar olmaları gerekir. Meşhur hikayedir. Anne yengeç yavrusuna, "Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum, düzgün yürüsene" der. Yavrusuysa, "Peki anne, önce sen önümde düzgünce yürü, ben seni takip ederim" karşılığını verir. İki kıssada da Nuşirevan ve Hazreti Süleyman birer idarecidir. Hükmetme mevkiindeki amirler, insanları irşad etme makamındaki alimler ve örnek alınan şahsiyetler, bilhassa kalbi istikamet hususuna çok dikkat etmek mecburiyetindedir. Necip Fazıl yazdığı eserde Abdülhamit Han'ı huzurunda ellerine sarılarak eğilen Şeyhülislam'a hitaben şöyle konuşturur. Şeyhülislam efendi, başınızdaki sarık dik dursun.
yani dini ve ilmi temsil eden sarık daima dosdoğru durmalıdır. Çünkü o eğrilirse zararı sadece şahsına değil, dinin manevi şahsiyetine ve bütün ümmete olur. Şu kıssa ne güzeldir. Bir gün Ebu Hanife Hazretleri çamurda yürüyen bir delikanlıya rastlamıştı. Ona merhamet ve şefkatle tebessüm ederek, "Evladım, dikkat et de düşmeyesin," dedi. Delikanlı da zeka ve basiret parlayan gözleriyle imama döndü ve kendisinden pek de beklenmeyecek şu ibretli mukabelede bulundu. "Ey imam, benim düşmem basittir. Düşersem yalnız ben zarar görürüm. Fakat asıl siz dikkatli olunuz. Eğer sizin ayağınız kayacak olursa, size tabi olup peşinizden gidenlerin de ayağı kayar ve düşerler ki bunların hepsini kaldırmakta oldukça zordur." Delikanlının sözlerine hayran kalan imam ağlamaya başladı ve talebelerine şöyle dedi: "Şayet bir meselede size daha kuvvetli bir delil ulaşırsa, o hususta bana tabi olmayınız. İslam'da kemalin alameti budur. Bana olan sevgi ve bağlılığınız da ancak bu şekilde ortaya çıkar." Ebu Hanife Hazretleri hakikaten batıl karşısında istikameti kaybetmeme ve eğrilmeme imtihanından muvaffakiyetle geçmiştir. Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur, İmam-ı Azam'ın ilmi ve manevi otoritesini istismar etmek için onu Bağdat kadılığı makamına getirmek istedi. Bu mevki sultandan sonra gelen büyük bir makamdı. Lakin Ebu Hanife Hazretleri bu teklifi reddetti. Zindana atıldığı işkenceler gördü fakat yine de makam mevki karşısında da zulümler karşısında da eğrilmedi, istikametini kaybetmedi. Başındaki sarığı daima lekesiz ve dimdik oldu. Bir müminin gönül dünyasını bulandıracak ve kalbini öldürecek en büyük zehirlerden biri haram lokma ve şüpheli kazançlardır. Ayet-i kerimede buyrulur: "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere, idarecilere veya mahkeme hakimlerine vermeyin." Bir mümin kul hakkından şiddetle sakınmalıdır. Kul hakkı cennete girme yasağıdır. Muhammed bin Cahş radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oturuyorduk. Başını semaya kaldırdı, sonra elini alnına koyup "Sübhanallah, ne kadar ağır bir hüküm indirildi," buyurdu. Biz çok korktuk ve sükût ettik. Ertesi gün, "Ey Allah'ın Resulü, o indirilen ağır hüküm neydi?" diye sordum. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi Allah yolunda öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, üzerinde bir borç varsa, borcu ödeninceye kadar cennete giremez." O halde borçlanmış ve ödeyemez hale gelmiş bir mümin ne yapmalıdır? Böyle bir durumdaki bir mümin hayat şartlarını ve harcamalarını asgari seviyede tutmalı ve artırdığı her türlü imkanıyla borcunu ödeme gayretini sürdürmelidir. Eğer bu samimiyeti gösterirse Allah iki cihanda o kuluna yardım eder. Ya borçlarını ödemesini mümkün kılar yahut alacaklılarının ahirette haklarını helal etmesine yardım eder. Bu sebeple kul hakkına girmemek için azami gayret etmelidir. Eğer bir kul hakkına girmişsek ve o şahsı biliyor, tanıyorsak, derhal onunla helalleşmeliyiz. Hakkı hak sahibine hemen teslim etmeliyiz. Hak sahibi vefat etmişse, maddi bir hak varsa varisine hakkı teslim etmeliyiz. Resulullah Efendimiz buyurur: "Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki
dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafiftir. Fahri Kainat Efendimiz, ümmete bizzat örnek olmak için bu talimatı kendileri de vefatlarından önce ashabına şöyle İran'da bulunarak tatbik etmişlerdir. Nihayet ben de sizin gibi bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları geçmiş olabilir. Arkasındaki ridayı atarak kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım. Gelsin vursun. Kimin malını sehven almışsam işte malım. Gelsin alsın. Kul hakkı o kadar hassas bir meseledir ki nice kul hakkına girmişizdir de bundan haberdar bile olmamışızdır. Belki bir kardeşimize asık suratlı davranarak kul hakkına girdik fakat farkına varmadık. Belki trafikte haksız bir sollama ve benzeri bir davranışımızda hakka girdik. Bir komşumuza ya yemek kokusuyla, camdan silkelediğimiz bir örtünün kiriyle yahut gürültüyle eziyet verdik. Belki gıybetini yaparak hakkına girdiğimiz şahıs vefat etti ve ondan özür dileme imkanımız kalmadı. Daha nice misaller verilebilir. Bu tür meçhul kul hakları karşısında yapılacak olan şudur. Bu şahısları bulup helalleşmek mümkün olmadığı için onlar adına bol bol sadaka vermeli, onlar hakkında bol bol hayır dua etmeli ve kendimiz için de bol bol istiğfara devam etmeliyiz. Kul hakkı sadece maddi meselelerde olmaz. Allah'ın kullarını istihfaf ve istihkar etmek de büyük bir kul hakkıdır. Gıybet ve dedikodu büyük bir kul hakkıdır. Ayet-i kerimede buyrulur. İnsanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretiyle eğlenmeyi adet haline getirenlerin vay haline. Hatta şaka diye yapılan bazı kabalıklar da gönül kırıcı olabilmektedir. Şakanın da kırıcı olmaması lazımdır. Latife, latif gerek denilmiştir. Peygamber Efendimiz Hendek Harbi'nde silahla yapılan şakalaşmayı men etmiştir. Unutmamalıyız ki Rabbimiz zatına karşı işlenen günahları daha kul dünyadayken şehitlik ve benzeri çeşitli vesilelerle affedebilir. Ancak kul hakkı bunun dışındadır. Eğer bir hak dünyadayken çözülmemişse hesabı mutlaka ahirete kalacaktır. Rabbimiz yüce huzuruna kul hakları hususunda helalleşmiş, kalbi selime nail olmuş, musaffa ve selim kalplerle ve tezkiye olmuş nefislerle varabilmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2021 sayısından derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dünyamız ve Zahire Aksedişi başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.